İftarda bir yere geldi birilerle. Dedi ki, onun şeyi garibime gitti, çok hoşuma gitti. İlk önce psikoloji namı altında Risale-i Nur dersleri diyor, çıktığı zaman Allah Allah, psikolojiyle ne alakası var? Ya dedi, Allah dedi, orada diyor iftarda, Urfa şeyinde, Mevlüt'ünde, Kanal Urfa'nın davetlisiydik şey, yukarıda. O adam, söylediğim adamın radyosu var. Fakat psikoloji derken dedi, Allah ona hissettirdi diyor, asın belasını. Biz daha uyanmadan, daha o psikoloji Risale'nin o noktaları nazara verildi. Şimdi ben dedi, kendisi diyor, kızıma, eşime diyor, ne anlatacağım diyor psikoloji. Her taraf duman olmuş. Ama çok şükür diyor, dairemizde böyle bir şey çıktı. Ne kadar şükretsek az. Dairemizde böyle bir şey çıktı. Ne kadar? İşte bu akşam da o cinsten bir şey. Niye sıkılıyorum? Herkeste var değil mi? Ahir zaman fitnesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ahir zaman fitnesi çok dehşetlidir deniliyor. Ama böyle fazla almıyor bizi. Niye almıyor? Neresi dehşetli? Doğduk, büyüdüğümüz için fark etmiyoruz. En büyük dehşetli olması, hak ve batılın birbirine karışması, çok rahatça imanın gitmesi ve kendini kaybetmendir, kendini unutmandır. Hep bunların sonucunda da herkeste cüz-i külli, ama herkeste, hepinizde de, bende de cüz-i külli sıkıntı var, Bediüzzaman'da da var. Sıkıntı, ahir zaman fitnesi, içsel alemimizdeki yansımalarından bir tanesi de herkeste cüz-i külli, kiminin playerine basarsa bas, herkes sıkıntıda. Ustadımız 249 Kastamonu'da bana da sirayet etti diyor. Yani senden çıkmadı Cafer. Senden doğandan çıkmıyor ama sirayet ediyor. Sigara içmiyorsun. Sigara içenden sana sirayet ediyor. Onun yanında oturdun sen. Sigara kokuyorsun. Veya yapsak hepimizde esteme olur. Mahsus yapma. Şimdi ustad da söylüyor. Bakın onu esas bunu okuyacağım bir yer değil de biraz şaşırdığınız için ben onu göstereyim size. Ustad da olur mu? Olur be kardeşim. Niye oldu? Bu kanuna uyarsan olur. Bu kanuna uyarsan sana de doğ. Yani doğandan senden çıkmıyor sıkıntı. Bu günlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Ediyor mu abiler? Ediyor. Sıkıntısı olmayan var mı? Yok. Varsa insan değil. İnsan değil çünkü alem-i İslam'ı, kendi imanını, çoluk çocuğunun hizmeti düşünmüyorsa bu ayrı. Ama normalde sıkıntısız mümkün değil. İnsan değil derken dil olması lazım. Bakırköy'lü. Nasıl olacak ya? Bir yüzüm tanesi yediriyor, 10 tane tokat vuruyor ya. Herkes diyor, sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan, manevi havanın bozukluğundan, şu dışarıdaki hava, havanın 5 elementi değil ha, başka şeyler de var. Şurada havada, televizyonda da dalgalar olduğu gibi. Şöyle diyeyim hepimizin anlayacağı tarzda. Şöyle bir bakar mısın şuraya? Şimdi sizin evinizdeki salon havasına mı benziyor? Peki hayal edin. Yatak odanızla evinizdeki salon, kendi evinizdeki salon aynı mıdır böyle havası? Eve gidince görürsünüz. Değil. Kur'an'dan okunur. Yer değişik. Yani yer değişik. Ben havanın, burada niçin örnek verdim? Hava her yerde 5 element ama değil işte. Herkeste et var. Herkeste farklı şey var. Zina eğilimi, namaz eğilimi, tarikatçı mı, nurcu mu, faizci mi, haramdan uzak mı? Herkesin simasına belli değil mi? Ettir. Ette ne alakası var? Et kadar kaliteli bir ayna yok ki. Sima, Allah söylüyor. Simahum fi vucuhim min etheri sucudu. Esinetikum elvanikum. Lisanlarınız. Hatta aynadan bir tanesi de lisandır. Lisanlarınız ve simalarınız. Kimliğiniz ve kişiliğinizdir diyor.
Ya gördüğünüz zaman sokakta görüyorsun. Acaba en cami ayna ettir, simadır. Ya nasıl bir şeyse. Herkes diyor sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta ben şeyi okuyacağım bugün. Okuduğumuz evlatlarda niye zevk alamıyoruz? Namaz kılıyoruz, risale okuyoruz. Olmuyor. Hepimiz de dahil. Derece derece de. Küfran nimet yapmayacağız tabii de. Sokaktaki gibi değilsiniz. Ben de değilim yani. Çok şükür. Onlar gibi değiliz. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Atmosfere yaymış, pompalamış. Nasıl ki hava kapalı olursa, yani şey değil, fabrika dumanından bahsetmiyorum. Kapalı olunca insanda inkıbaz halleri olur, kabz halleri olur. İnsanların, arkadaşlar şu kafa var ya, kafa düşünürken dalga veriyor. Bunu inanmakta veya anlamakta zorluk çekiyoruz. 20 seneden beri anlatıyorum. Yani Risale söylüyor. Diyor ki mevadi şeriri, kafamızdaki şerir maddeler, girdi mi düşünceler, yayıyor. Ona deli şu, ne lan diyor suratım, mahkeme duvarı gibi eşin diyor. Bugün şey değil, ne oldu? Belli saklama. O nasıl belliyse burada da böyle. Onun için hayvanlar, cinler, melekler kafadan çıkan bu dalgayı görüyor. Onun için gayb değil. Kafadan ne düşün? İşte bu Sultanbeyli'de kafadan çıkanlar, dalgalar atmosfer eriyor. Maddedir abiler. Maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Şöyle diyeyim. Daha bir de muşahhas olsun. Ustad şey yapmış. Oradan okuyacağım. 66. Şimdi pis bir eşya yakarsanız kokusu güzel olur mu? Bak, güzel eşyanın kokusu da güzel olur. Koku eşya cinsinden. Adamın kokusu için ne diyor biliyor musun? Büyükler. Biraz koku hakkında sende de yardım almıştım. 8 tane ders olmuş. 2-3 tane de duruyor. 2-3 saatlik. Koku kişinin ahlakını belirliyor. Onun için büyükler demiş ki, pis kokuyorsa terin vücudun, koku değil ona, ahlakını düzelt demiş. Ahlakını düzelt. Çok acayip yani. Öyle bir yere geldiniz ki şimdi sanki. Olan dini derse geldik. Helaldir, haramdır, caiz, cehildir. Böyle beklerken adam ne anlatıyor ya? Yani öyle bekliyorlar tamam mı kürsülerde. Camide de öyle diyorum. Şimdi başka bir şey anlatacağım diyorum. Birbirine dürtüyor ya. Ne diyor ya? Hatta bana da bir gün sirayet etti. Sirayet siniyor sana da. Bizim, peki çare, derdimi hallettim. Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda, bizim her derdimize derman olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı, hastalığı ya yok veya pek azdır. Ya Rab sen şahit ol, ben şahitim buna. Bu kadar dertlerim olması gerekirken. Risale-i Nur'a meşgul oldukça, ama hemen bir soru var Alaaddin. Abi biz Risale okuyoruz, Hizbul Kur'an okuyoruz, sıkıntımız gitmiyoruz. El cevap, yazmayı yazıcılara, okumayı okuyuculara, tembelliği kendimize aldık. Böyle olmaz da ondan. Öyle o kadar da Hacı Baba'nın böreği ucuz değil yani. Arkadaşlar, ilgini çeken burası bak 249. Bak görüyor musun? Mesela ben sizden olsam eve gidip deftere yazardım. 249 bak. Öyle yazacaksın bunu. Yazacaksın. Sonra onu yazarken ya alemine düşen manaları da yaz altına. Yazmadan olmuyor. Gitmez. Ne okursan oku. 249. O sıkıntı hastalığı ya yok. Ya dedim ya bu tamam okuyorlar bu kadar millet diyor. Ya abi okuyoruz. Gitmiyor. Nasıl okuyorsun? Tır tır tır. Birileri de pompalamış. Lugatı bile verme diyor. Perişan etti milleti. Meaf ettiler gittiler ya. Perişan ettiler. Sanki Kur'an tefsirleri yapan ulema, müfessir bilmiyormuş. Allah'ın kelamı tefsir ediliyor. Risale tefsir edilmiş olmaz. Acayip bir şey ya. Yani muhakemede sıkıntı çekiyoruz ya. Acayip bir şey ya. Ya benim
Ben, siz koruyacaksanız ben de kuruyorum da Risale-i Nur. Hayatım bu şeye vakfolmuş ya. Yani kardeşim yazın. Yazın. Manaları size düşenin. Şimdi esas okumak istediğini okuyorum. Şimdi diyor ki evratları okuyoruz. 135 galiba. Dur bulayım. Namaz kılıyoruz. Namazımızdan lezzet alamıyoruz. Risale okuyoruz. Alamıyoruz abiler. 134. Kastamonu. Niye? Bizimle alakadar bir zat pek çokların şekva ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevk ve şefkini kaybettiğini. Değil mi eskide şefk dönemimiz vardı ya sen? Acayiptik böyle. Günde iki diğere giderdik. Ne oldu biz peki? Eski kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini. Bakayım kim yatacak şimdi derse başlayınca. Bazıları uykular olmadığı için uyku kapı içiyor. Bir diyorum ki derse gel. Tamam. Rasul uykuya gireceksin. Veya evde mi şey uykun girmiyor? Hap almaktansa yatağının kenarına araba getire böyle. Risale'yi oku. Okumaya başla. Birazdan uykun gelecek. Bırakacaksın masayı. İşte bir dene. Ben sana bak yan tesiri olmayan bir ilaçtan bahsediyorum. Dene ya. İlk gün seni şey yapacak ama. Şeytan deneyecek. Hakikaten samimi misin? Getirmeyecek uykunu. Bir gün falan. Baktı ki hakikaten bu samimi. O zaman selam duracak sana şeytan. Zevk ve şefki kaybettiğini, sıkıntı ve uyku galip ettiğini, müteessifane şekva etti. Ona dedik, maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor. Bak, şey bastınız siz. İnsana sıkıntı oluyor. Durup dururken. Bir de hemen peşin söyleyeyim, belki söylemeye fırsat bulamam, unuturum. Hava iyi. Şartların da çok iyi. Durumu iyi. Durup dururken niye sıkıldım? Arkadaşlar, hamiyeti milliye, hamiyeti İslamiye, hamiyeti diniye. Ne kadar hamiyetliyiz? O nispetle alem İslam'a indirilen darbelerden sana ayrılan hisse o kadar. Ustada 9 tane dişi düşmüş bir gecede sıkıntıdan. Mesela durup dururken sıkıntı oldu değil mi? Hiçbir sebep yok Ali. Ne oldu ya? Ha, bil ki sana hisse bu kadar. Şükret. Alem-i İslam'a indirilen darbeler hamiyeti diniye, hamiyeti imaniyeye ve İslamiyeye, meslekiye ne kadar sahipsek o nispetten bize hisse o kadar ayrılmış. Eğer hiç sıkıntı gelmiyorsa adam değiliz. Hiç mi alem-i İslam'ı dert edilmedi ya? Hiç mi hizmeti dert edilmedi? Nasıl derdin yok ya? Allah rahmet etsin. Hekimoğlu abi bir kitap yazmıştı. Derdimi seviyor. Bunun için yani. Bunu şeyde Fındık 1985'te Fındıkzade'de gelirdi. Kemal'le bizle otururdu. Konuşurduk. O arada sohbet ederken sohbete aldığı notları kaleme şey yaptı. Ve 100 sorularla 100 cevap nurculuk diye bir kitabı var. 100 soru. Onu da dershanede yaptı ve mekan cennet olsun. Gelirini tamamen dershaneye vermiştir. Ben şahidim. Hiç kendisini almamıştır. Öyle parayla iş olmazdı onun. Ben şahidim. Adam gibi yaşarsa böyle bahsederler seni. Maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor. Sonra asabi sinelerde inkıbaz hali başlıyor. Sıkıntı başlıyor. Öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Bazen manevi hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda. Ne alakası var adam oradan zındık geçiyor. Günah ehli geçiyor. Cenabet ehli geçiyor. Senin iki kat aşağıda Lut kavminin adetini yapan bir komşu var. Ne alakası var? Sana hiç hisse mi çıkmayacak? Diyor ki öyle de bazen manevi hava bozuluyor, hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda ve bilhassa hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniyeyi tamım etmiş memleketlerde ve hususan şuhur-u muhareme ve şuhur-u mübarekede şimdi 3 aylarda günahlar da 3 aylara göre katlanıyor. Biliyorsunuz değil mi abiler? Günahlar da
Bu üç aylara göre katlanıyor. Yani hürmet edilmemekten. Sevaplar da üç aylara göre alınıyor. Kadir gecesinde bir harf, bir harfa ne kadar veriliyor en az? 30 bin. Günah da 30 bindir en az. Mübarek geceler az. Bir günah bir yazılır. Ama mübarek gecenin hürmetini tutmamaktan geliyormuş. Diğer zamanlarda bir günah bir tane yazılır. Hususan şuhur-u muhareme ve şuhur-u mübarekede manevi hava kasviye eden alim İslam'ın intiba ve teveccüh umumisi o mübarek şuurun gitmesiyle tevakkuf etmesinden fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında. Havayı nasıl bozuyor? Ne alakası var? Adamın dalaleti var kafasında. Küfür var ya. Havayı nasıl bozuyor? Bozuyor kardeşim. İlla şey benim aklıma, senin aklına şey değil işte. Yani ama biraz fizikli noktasını anlatıyorum ama tabii müsait değil zemin. Bu enerjidir yani. Burada yayılan mesela hassas cihaz gün sıcaklık belli. Elini sürmesen bile. Nasıl sıcaklık çıkıyor? Su içiyorsun sıcağa dönüşüyor. Enerji yakan. Ha bu da böyle ya. Su nasıl insanın vücudunu şey yapıyor? Isıtıyor. Değil mi? Pekmez mesela. Ateş yapıyor. Arkadaşlar ne düşünüyorsa sen ben sokakta dalga yayıyor. Simalardan, gözlerden, bazı gözlere hiç bakamıyoruz. Engelek yılanı gibi sokuyor ya. Ulan şunun gözüne bakılmaz ya. Esnaflar bilir. Aman yarabbi ya. Sanki engelek yılanı ya. Çakal gibi gözü var ya. Beş şekilde insan bozuluyor ya. Yani beş tane tipe bürünür insanların siması. İçtim hayattasınız da lazım olur. Başkasını taklit etmekten ne derlerdi yaşayanların siması maymuna benzer. Dikkat edin. Böyle ondan bunu çalayım, kandırayım falan. Onlar da çakal ve köpeğe benzer. Sonra tamamen fırsatı kırayım, dökeyim. Yılan. Yılan aynı yılan. Böyle. Sonra biraz daha bozulursa ayıya benziyor. O da vurmak kırmaktan olur. En son domuza benzer. Esnafsınız. Bakın görürsünüz. Ama bakmayın tabii. Bakın diyorum ama bakmayın. Simala böyle. Yani bir cemaate irtibatı varsa, kenar köşeden dahi olsa, bir daha dahi olsa, yine bir kırpıntı var ya suratında. Bir kırpıntı var ya. Bir nuranilik var ya. Ya bir tutulacak şey. Alem İslam'ın intiba ve teveccüh ümumisi. Alem İslam 3 aylara teveccüh ederse. Uyanırsa. O mübarek şuhurun gitmesiyle giderse. Tevakkuf etmesinden. Fırsat buluyor. Havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında. Havayı düzelten hidayettir üç ayları. Mefhumun muhalifi de o. Bilhassa kış tazikatı altında bir derece hayat-ı dünyevi ve hevesat-ı nefsaniyenin tasallutlarının noksaniyetinden. Şu anda çok şükür sokaklar çok şükür iyi kar olduğu için. Fazla sokaklar hücum edemiyor. Kış dersleri güzel oluyor. Çok hoş oluyor. Ehl-i İslam ve ehl-i imanda hayat-ı uhreviye çalışmak iştiyakı oluyor kış aylarında. Baharın gelmesiyle hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsaniyenin inkişafiyle, yani bahar geldi, nefis ve böyle dünya kapısı açılıyor, arzular açılınca Allah Allah, o iştiyak-ı uhreviye gizlenmesi anında. Arzu var ya arzu, insanın arzusu var böyle. Bu arzu kalpten de yayılıyor. Kafadan önce söyledim ama nasıl ki en cami ayna, mesela lavaboya gidersiniz, simanızın aynasıdır. Et, yüz peki ruhun aynasıdır. Göz, kalbin aynasıdır. Ben bunu münafık bahsinden söylüyorum. Gayr-ı münteşir, inna atteynadan söylüyorum. Ben diyor, adamın diyor, baktığın diyor yüzüne ve gözüne, münafasına,
bütün kafiri mutlak gördüm diyor. İnkarı mutlak. Allah Allah, sesimi bile kesti. Manevi bir alemde ben As'ın Sufyan'ı Deccal'ını gördüm diyor. Bir de beraber olmuşlar bir yerde. Nereden, niçin söylüyorum? Sima. Ama benim bir sürü resmim var piyasada. Benim var ya benim müsaade. Rotuşe diyoruz. Benim resmime bakmayın ya. Benim resmi aslında şu anda olanı. Herkes de böyle düşün. Anlıyor musun? Benim böyle gazetelerde resim çıkar, kitaplarda resim çıkar, onun bunun artistimi çıkar. Boyadır, boya küpüdür ya. Yani. Öyle şey, aa çok iyi nurani yok. Onlar şapkayı itimat etmeyin öyle şeyler. Televizyonlara bile erkekler çıkar ki boya sürüyorlar. Niye sürüyorsunuz? Çünkü itiyor insanı. Ya bugün bir tanesi İbrahim bizim bayram mıydı? Birisi gelmişti de. Eskide ilahiyat profesörü deist olmuş. Aman yarabbim. Abi bir göstereyim dedi videosunu. Bir şey. Füsvanı, tarla faresi gibi olmuş. Tam bir tarla faresi. Füsvanı bu fareye benziyor dedim ya. Allah Allah. Etkilendim yani. Çok şükür. Allah'a ne kadar şükür. Hasan abi, insanların birbirine itici gelmesi nasıl bir şey? Yani harika. Bak bugün başıma geleni anlatayım. Hiç tanımadığın, görmediğin adam, aman Allah'ım yani. Diyor, duyuyor musun enişte? Bugün cennet, ben size ne anlattım akşam? Anlatacağım şimdi. Cennette bile olsa ben bununla ne yapabilirim ben? Yani? Ben bununla nasıl yapacağım diyorsun yani. O derece itiyor insanı. Şimdi gittim şeye, petrola gittim. Su alacağım. Kuyruğa girdim. İçerideyiz. Arkamda birisi var. Kartelinde herhalde benzin çekici. Dedi ki, bak sordu duydun. Sen anla, bu akşam ben bunu anlattım. Eve geldim onları anlattım. Arkada dedi ki, neyse ben aldım. Bir adım attım giden. Bakar mısınız beyefendi dedi. Arkamdaki olan. Buyur kardeşim dedi. Buyur kardeşim. Ya sen kimsin dedi ya. Hayırdır dedim. Bir şey mi yaptım yani? Yok yok estağfurullah dedi. Ya kimsin merak ettim dedi ya. Niye dedim? Ya sana yaklaşıyorum, ateşim artıyor dedi. Geri gidiyorum, rahatlıyorum. Kuyruktayım, sana yaklaştım. Öyle mi? Sana yaklaşıyorum dedi, ateşim artıyor. Ki o şeyde kartçıda diyor ki, Allah Allah, ben de dedi çok rahatladım dedi buraya geldi. Hatta biraz oyaladım ki dursun diye bu adam. Suyunu değiştirdim, o markamı, bu markamı getirdi falan. Her duruyor, oyalamak için yapıyor. Bu markada var ya, sana ama marka işte. Şimdi daha petrolda dedim değil mi? Petrolda. Ha, niye? Ne, sende ne varsa senin zıttı onu iter. Sende ne varsa, onda varsa çeker. Hasan abi, ben okulda güvenlik görevlisiyim. İki kişi var. Selam bile vermemişizdir daha. 50 metreden birbirimizdir. Ben 50 metreden görü görmez adamlar rahatsız oluyor. Ya, şeytan çarpılmışa dönüyor ya. Adam diyor ki bak, aynı adam. Ben bunu gördüm, rahatladım diyor. Çok rahatladım diyor. Orada o anda diyor. Dedi ki ya merak ettim dedi peki. Ben kendimi merak ediyorum. Niye böyle oldu dedi. Sen kimsin ki ben kendim şey yapayım. Ben kimim sen dedim, senin durumunu anlarsın. Ben dedim nurdersi.com sitesini sayayım. Bir oraya gir, ben oyum. Bir şey anlatsam şimdi kısa olacak. Nurculuk dersen belki itecek, bir baksın, bir neyin nesi, bir nurları tanır. Ona nurları tanır diye şey yaptım. Aynen. Tabii iki üç kelime de cümleyi gönderdik tabii de. Yani aynı şey, tevafuk etti. İtiyor kardeşim, itiyor. Bazısını görmek istemiyorsun, bazısını diyorsun ona neredesin, fırça atıyorsun. Murat neredesin diyorsun lan, kaç ayda kaç seneden böyle, abi bir hafta yokum lan. Evet. Hasan abi özür dilerim, bir soru daha. Yani tamam, dışarıdakine öyle şey yaptı ama daire içinde nasıl oluyor? Eğer şeyse söylemeyebilirsiniz. Yani. O zaman tamam. O zaman bir yere geçeceğim. Ha, burayı bitireyim.
okuyacağım. Onu da bunun cevabı içinde. Ya. Mesela daire içinde mesela öyle bana bir nefret var ki belki de kafirden o kadar nefret etmiyor adam. Aynı işte işsiz yatma tercüme ediyor. Yani yemin ediyorum en dinsiz adam belki bana merhamet eder yani. O etmez. Nefes almanı o etme eder. Yani hatta bir ara siyasi şeye girecek. Acaba dedim ikisinden biri aday olsa oyumu hangisine veririm dedim. Yani evet. Ben de aynı şeyi düşündüm onun için. Ya, biraz okuyacağım şimdi. 66'ya geçeceğim Kastamonu'ya. Ben bu işleri çok seviyorum. Arkadaki adam çok tuhaftı ya. Tanımadım adam ya. Bu cemaat değil ya. Hasan abi bunu derse anlatmak fikri var mıydı bugün? Yoktu. Ama anlattın da abi. Yoktu. Bak bunları anlattım evde anlattım. Ya başıma ne geldi biliyor musunuz dedim ya bugün. Dedim arabaya dedim biraz su koyayım. Ondan sonra şu yapayım dedim. Biraz da gaz alayım. Yanaştım dedim. Tamam ne geldi dedi. Ne oldu? Ben arkadaki adam. Yaklaşıyorum sana ateş oluyor diyor böyle. Alev. Geri çekiliyorum rahatlıyorum. Ya kardeşim. Arkadaş diyor siz kimsiniz ya diyor. O dedi ki mesela su aldım ya. Adam onu getiriyor onu bırakıyor. Ya dedim o su yeter mi? Ben dedim bunu içeceğim bir tane. Yok diyor bir de buna bak diyor. Niye yapıyor? Sonra anladım ki Allah Allah bu bana niye yapıyor? Herhalde takkemden mi yapıyor? Ben böyle dolaşıyorum. Dedi ya ben bunu gördüm rahatladım dedi ya. Başka bir tanesini anlatayım o zaman affınıza sığınırım. Yani bağışlayın o zaman. Gene petrola gittim, gaz çarptım. Durdum. İçinden geçeni yani bu başka bir manayı vermeyin yani. Öyle bir şey yok ya. Allah'ın ikramı nurları o tanıyacak da ondan. Dedim ki öyle karabasanlara emniyet verme dedim ya. Onlar dedim işlediğin, seyrettiğin videolarının dönüşmüş hali. Sana yansımasıdır dedim. Parayı alan titremeye başladı. Bilmem ne yaptı. Yanımızda bir Alman kardeş de var. Başta bağırmaya, ağlamaya. Hiçbir şey de onu dedim yani. Bu sefer bu Zeytinburnu'nda totalda oluyor. Bu sefer şimdi öyle deyince hani keramet değil yani. Allah ona ikram ediyor. O beni kurtar demiş diye çok dua etmiş sabaha kadar kalkınca. Bu sefer ağladı falan biz de durduk. Millet şey geldi oradakiler. Ya ne olur? Dedi bir dakika. Amca dedi sen kimsin? Ne? Ya amca sen kimsin? Ben bu sabah bu gece bununla boğuşuyordum. Sabaha dua ettim. Allah'ım beni kurtar. Allah dedim sana peygamber gönderecek. Ali yok ya dedim. Ben de onun vekiliyim. Beni de sana gönder. De. Ondan sonra ne yapayım? Şimdi ne yapayım? Bunları okuyacaksın. Risaleleri söyle. Başka çaresi yok ki. Niye durup dururken söylüyorsun? Allah ona merhamet ediyor. Seninle alakası yok. Bizimle alakası, benimle alakası yok. Ona merhamet ediyor. Sabah dua etmiş. Bunu söyle. Biz de söyledik. O neyse, baharın gelmesiyle hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsanın inkişafıyla o iştiyak uhrevi gizlenmesi anında. Heveslerde var ya böyle arzular, televizyon mesela evdesin yalnız, aç, seyret. Bak haletin, vücuttaki ateş bile değişiyor biliyor musun? Daha açmadan ha. Ateş değişiyor. Hemen hissediyorsun. Acayip bir şey ya. Hemen daha girmeden ha, o kanala, o atmosfere girmeden. Ya girsen? Arkadaşlar iyi olmak istiyorsak elimizde. İnan. Bu 15 gün içinde bu elimle ne kadar insan indirdim. Ya. Hele bir tanesini hiç unutma. 3 tane kefen içinde elini çıkarıp elimi tuttu ya. Sonra okşadım böyle anlatmıştım. 3 tane kefen içinde el mi çıkar? Katılanlar da görmüştür cenazede. Bir gömlek de bir de dışındaki kefen. 3 kefenden el mi çıkar? Ömrümde rastlamadım. Benim elime vuruyor. Devam dedim. Allah yolunu açık etsin. Korkma. Hadi bakalım. Elini de koydum. Hadi yolunu aç. Devam. İbrahim. Sana eline vursam mezardasın kefenin.
Hem elini ha, şimdi koyar koyuyorum, pat diye elin çıktı, elime vurdu böyle. Hani böyle. Biz nereye geldik acaba diyormuşuz. O kadar hoşuma gitti ki. O kadar hoşuma gitti ki elini okşadım. Allah yolunu açık etsin. O demişti. Dedim ki Mustafa, girme benim davaya. Kariyerin, her şeyin tuz boz olacak. Girme. Bu başka bir şey. Ben dedi, senin davana girmiyor. Senin davana, davana giriyor. Bir gün önce de kardeşimi gömdü. O öyle değil ama. Öz kardeş. Bu avukat. O iştiyak-ı uhrevi gizlenmesi anında. Mesela iştiyak olur. Bir kitap okuma arzusu olur. Sakın onu tehir etme. Bir de bulamazsın. Çıktı mı şey? Bir arzu kitap okumak. Cafer. Arabayla gidiyor. Çek Allah için ya, bir acelen yoksa. Çek bir yere de. Biraz oku. Tam o zaman açıldı sende. Arzu geldiyse tehir etme onu, bulamazsın. İştiyak. O iştiyak uhrevi gizlenmesi anında. Gizlenebiliyor da aşağıda çıkıyor. Nerede çıkacağı belli değil. Mesela geçen, bunlar da bizim arkadaşlar da şahit ama geçen hafta oldu. Bir hafta uğraşıyorum, bir şey gelmiyor. Oltaya bir şey gelmiyor. Vicdan çalışıyorum. Hiç alakasız. Ona da baktım, yatsı namazında bir haftalık ekmek paramız geldi elhamdülillah namazda ya. Çok şükür, çözemediğim çözüldü ya. Nerede geleceği belli değil. Namazda, of be, az kaldı namazı da bozdum ya. O kadar hoş ki, kardeşlerine de anlattım oradakilere. Dedim elhamdülillah, bir haftalık ekmek param çıktı çok şükür. Bir hafta uğraş olmuyor. Namazda pat, uğraştığına hep pat cevap veriyor. Allah'ın hikmeti ya. Şimdi niçin anlatıyorum? Fiilen gözüksün diye. O iştiyak-ı uhrevi gizlenmesi anında. İştiyak-ı uhrevi açılır ve gizlenir. Onu kullan. Tehir etme. Erteleme. Üstü kapanır o zaman. Elbette böyle kutsi evraklarda zevk, şevk yerinde esnemek ve futur gelir. Fakat madem hayru umuru ahmezua, işlerin en hayırlısı zorlu olanı. Hayr-ı umuru ahmezu'a sırrıyla meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amal-i saliha ve umuru hayrı daha kıymetli, daha sevaplıdır. O sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde mesulane şükretmek gerektir. Ben kendi zatımda denediğim, şahit olduğum bir şeyi anlatacağım. Sizde de oluyor mutlaka. Mesela Kur'an'da ezber surelerim var, var olan var. Kur'an'ımı okuyorum her gün. Ezberimi okuduğum zaman o kadar feyiz alamıyorum. Kendi ezberime sıra gelin. Zorlandığım surelerden daha feyiz alıyorum. Ne oluyor onu bilmiyorum. Cevabını bilmiyorum daha. Ezber ya, tırrrrt diye geçtiğim yerler oluyor. Bir de normal okuduğum işte geliyor. Keyif alıyorum. Demek ki hayr-ı umuru ahmezu'a, meşakkatli, küfretli, zevksiz, sıkıntılı amal-i saliha ve umuru hayrı daha kıymetli, daha sevaplıdır. Şimdi o soruya geleyim. Birbirimizi niye itiyoruz? Birbirimizi niye çekiyoruz? Mesela birbirimizi gördüğümüz zaman gene mi ya? O abi hoş geldin ya. Nasılsın ya? Hoş geldin, hoş geldin. Şunu buluşun diyorsun ya. Bu ne baş belası ya. Nursuz nurcu dedi benim için mesela. Nursuz nurcu dedi. Mesela Eyüp Sultan Camii'de bizim arkadaşlar duydu cenazeye. Cenaze musallada yatan bir kardeşimizin cenazesine gittim. Tam okuyayım dedim. Adam beni yiyecek ama yiyemiyor. Bizim vakıflar dedik abi dedi, bu adam senin için dedi ki nursuz nurcu dedi. Böyle. Nasıl şey yapıyor? Meğer siyasetçi ya. Siyaset var ya, siyasetçi. İsim vermiyorum. Siyasetçi ya. Euzubillahimineşşeytan ve siyasete şey yaptığım için hiç sen Ehvenüşşer'i söyledi. O günlerde de seçimin şeyi vardı arifesinde. Ehvenüşşer dersin yanında. Peki niye sıkılıyor? İstediği havayı vuramıyor tabii. Ne güzeldi böyle. Hoştu ama birisi çıktı böyle. Onun abisi demişti ki çayelinde, geveze adam dedi bu. Geveze. Yani bu olduğu beldede biz İzmir,
yolumuzu yapamayız demişti. Bu adam, buradan bu pazar çayını gönderirseniz, burada bizim ancak yol olmadı çok şükür onların için. Dümeli olmadı. Şimdi onunla alakalı bir yer okuyorum. Bu ne diyorsa onu söylüyor. Ama bunu gösterip de, bunu gösterip de, şu anda bir tehlikeyi söyleyeyim size. Risale-i Nur'a dışarıdan hiç kimse zarar veremez. Veremedi. Bilerek söylüyorum bugünlerde. Veremez. Ancak içeriye girip hulul tarzı yaparsa, bizden gözüküp içimize girip dersler yaparsa, o adamın verebileceği zarar içimizde hiç kimse veremez. Hulul tarzı başladı. Zaten vardı da şiddetleniyor. Şu anda kıyamet kopsa hayret etmezdim. Vehhabi mezheplere, ustad gibi şahıslara, İslam alimlerine hücum eden, çaktırmadan çakan, hadisten inkar eden Vehhabi, Adana'da X birisi Risale-i Nur derslerine başlamış. Niye? Çok usta adam, davasını çok iyi biliyor veya onu yönetenler. Niye? İçeriden gelecek, ilk dersleri olacak. Tevhid taşır, laikaları alacaklar, tamam mı? Tek tek bunlar kelimeler okunmuş. Laikaları alacaklar, içeriden dejenerece. Baktı ki yemiyor. Senelerden beri, işte biraz önce o anlattığım tarla faalesine benzeyen, işte televizyon ekranlarında hepsi demode oldu artık. Kimse kale almıyor. Şimdi baktık bu da senelerce bir devam etti. Bir şey yok. Sokaktaki adam geldi, tamam. Tın yok. Esas gaye Risale-i Nur'u bozmak. Bozamaz. Cemaat var. Cemaati gireyim futur. Şu anda adam Risale-i Nur dersine başlamış. Bir, ben ne kadar tıp bilsem bile tıptan ders yapamam. Tüfeğliyim. Çünkü niye? Ehli değilim. Sağdan solda duyma ile tıp mı anlatılır? İki, dersi kim yapar şu masaya? Burası tevazu makamı değil. Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamıdır burası. Burada ben tevazu yapıp, kardeş buyur sen yap. Hayır. Öyle bir şey yok. Ben kendi özelime tevazu yapabilirim. Burası Said'in makamıdır. Nerede geçiyor? 48 Barla'da. Ustad diyor ki, Hulusi abi diyor ki, ustadım diyor, derste diyor, geçince bende acayip şeyler oluyor. Hulusi abi diyor. Ustad da diyor ki, Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına geçtiğin için sende oluyor. O ustada zıt olan ustadın makamına geçemez. Kim geçecek? Örf, anane, kültür ve gelenekle. Yani şimdiki tabirle kanaat önderleri diyorlar ya, bir cemaat içinde örf, anane, kültür ve gelenekle, bir hamurla, bir yöntemle, bir sistemin içinde yoğrularak gelen, herkesçe malum olan şahıslar yapabilir ders. Ekol mesela Sungur abinin yanındaki senelerce o hamurun içinde yoğrulmuş. Bayram abi İsparta'da, Hüsnü abi, Abdullah Yeğin abi, Rüştü abi veya Zübeyir abinin yanında bulunmuş, o kültür, o hamurla yoğrulmuş, herkesçe malum ve meşhur olmuş, bilinmiş. Ve Risale-i Nur'da bu insanın, bu insan hakkında icma olmuş. İcma olursa, icma, bu adam Risale'ne sadıktır. Örf, anane, kültür ve geleneği temsil ederek icma olursa cemaat içinde o yapabilir. İcma yoksa, dinimizde zaten bir şeyin doğruluk ölçüsü kitap, sünnet, icma, kıyastır. İcma olması lazım. Bu adam, evet, nur talebesidir. Bu adam bu işidir, yapabilir. Ben nasıl bunu yapabiliyorum, teslim oluyorsun söyledim. 17 yaşından beri bu parkurdayım. Ekolum Zübeyir abi, Rüştü abi, Tahir Mutlu abi, Mustafa Gül abilerin kültürüyle ve mektep okurken Mecidiyeköy'den Abdullah Yeğin abilerin kültürleriyle yorulmuş. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Bunu da arada söyleyeyim. Bugünlerde çıktı da benim ikaz etmek vazifemdir.
bir örf, anane, kültür ve gelenek içinde yorulmamış, icma olmamış, öyle bir tanımlama ile gelmemiş, vasıfla gelememiş, buraya geçip yön veremez. Çünkü kendisi yönsüz. Kendisi mezhepsiz. Risale-i Nur'un esaslarından bir tanesi Ehl-i Beyt muhabbetidir. Ehl-i Beyt düşman adam. Ama çaktırmıyor tabii. Bunu da böyle bilesiniz. Bugünlerde Adana'da bir X, Adana merkezli adam Risale-i Nur dersleri diye Risale-i Nur dersleri yapacak. YouTube'da canlı yayın Risale-i Nur dersleri. Bilin ya. Yapamaz. Böyle bir yetkileri yoktur, hakları yoktur. Kale almayın. Kale alınmasın. Şimdi 66'yı okuyorum. Ben hem kendimde hem bu yakında Risale-i Nur talebelerinde şuur-u muharremden sonra bir yorgunluk ve şefte bir futur görüyordum. Şimdi 3 aylarına girdik ya. Hem de 3 ayları ne yapar onu anlatayım, okuyacağım şimdi. 3 aylarında ne olacak şimdi? Sebebini bazen bilmiyordum. Bir yorgunluk var, ustatta bir futur var. 3 ayları geçmiş. Tam tersini 3 aylarında oluyor. Sebebini bazen bilmiyordum. Şimdi eskide söylediğim tahmini sebep hakikat olduğunu gördüm. Şöyle ki ya şimdi ustad eskide tahmini söylüyordu, şimdi hakikatmış. Söyleyeceği neymiş? Nasıl ki maddi hava fena ise, yani adamın ruhu bedenine sirayet ediyor. Bedeninden dışarıya veriyor. Nasıl maddi hava fena ise fena tesir ediyor. Manevi hava da bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Manevi hava bozulursa herkesin de bir sıkıntı, sarsıntı veriyor. Mesela maneviyat da böyle. Peki bir insan derslerde veya işte nur hayatında niye canlı ve şefkli olur, heyecanlı olur? Kendi hayatına devamlı eklediği için. Niye kişide şefk azalır? Eski şefkim yok. Futur şeyle başladı. Eski sermayesinden yiyor, yedikçe aşağı iniyor onda. Ek yapmıyor. Bir şey eklemiyor. Hasan abi çok özür dilerim. Bir şey daha sorayım mı? Şimdi acaba bu iticilik şeyi, hani şeytan da daha gelecek abi. Tamam. Şeytandaki o üstünlük özelliği, o kişi olduğu için o itici olabilir mi acaba? Şimdi bak, birinci sebebi ruhu, senin ruhuna zıt. İkincisi, onun da senin de haberin yok. Onun içinde şeytan var. Yani iblis, cinni şeytan girmişse bir şekilde. Üçüncü şık, çok videolar seyretmişse. Mesela ben çok videolar seyredeni gözüne bakamam pek. Yani böyle sıkılırım yani. Ben hemen hissederim yani. Çok videolar seyretmişse, pislik çana almışsa kalbi, kalbin diyor dışa vuran aynası münafık bahsine geçiyor. Gözdür. Gözüne bakamaz. Birincisi, ya sen ya o. Bir, ruhuna zıt ruhsa. İki, iblis içine girmişse. Üç, çok günahlarla yoğrulmuşsa. Bu insan veya ben böyleysem birbirini iter kardeşim. Çünkü Risale de şöyle geçer. Birbirine yakın olanlar birbirine temayı vardır. Birbirine zıt olanlar birbirini iterler. Bu böyle kanun ilahi geçiyor. Risale de geçiyor bu. Bir ruhumuza yakın olanlar birbirimizi celbeder. Bir de cezbeder diyor. Birbirine yakın olanlar. Birbirine zıt olanlar. Şimdi gelecek işte, biraz acele etmeyin. Manevi havada bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Şuur-u selase ve Muharrem'de alem-i İslam'ın manevi havası. Şu anda 3 ayları ya, hem bu 3 ayların girdiğimiz için burayı okumak istedim. Ne olur? Umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Oruç tutuyorlar. Mesela zannediyorum bu arkadaşlar da 3 ayları tutan işlerinde vardır. En azından 3 aylarında ilk 3 gün tutmuş, bilmem ne yapmış. Şu anda orucu bozdun, geldin değil mi? Açtın. Açsan bile hala o ruhaniyet yayılıyor burada.
burada. Böyle diyor bak. Şuur-u selasenin Muharrem'de alem-i İslam'ın manevi havası umum ehl-i imanın ahiret kazancına, ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri tutuyoruz. Ve tembirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor çok şükür. Karşı geliyor. Bak adam diyor ki, bak ben bunu gördüm diyor, rahatladım diyor. Suyu da bağır yapıyor, onu alıyor, bunu getiriyor. Oysa tezgahların işi değil bu. Git al, parayı öder git. Yok bunu, bu daha olabilir mi senin için? Bilmem ne olabilir. Ben de bana veremedim. Ben adam. Benle alakası var mı? Yok. Çünkü kitaptan kalktım. Vicdan kalkıyordum. Arabaya bindim, geldim. Adama böyle. İşte o turfanda adam aldı. Nasibi varmış. Yayılıyor. Sen de demiyor musun ya? Allah Allah. Ya sende mi var bugün ya? Bende mi var? Ters mi kalktık? Olan ne oluyor lan? Bir tuhaflık var lan. Demiyor muyuz? Herkes kendi cüz-i külli hayatına dikkat etse bunların aynı var. Ya külliyat kardeşim böyle düşüncede olan bir şey değil bu ya. Düşünmek, deşmek ise o deşileni tutabilir misin daha sen? İçeriye maneviyatla doldun, o tutar mı? Zındığa vuruyor. Senin cinsinden ise besliyor onu işte. İşin soru bu. Adam arabası çalınsa, indi arabayı çalın. Ne yapar Salih? Diyemiyoruz değil mi? Kudurur değil mi? Karakoldan şeye kadar. Onlar araba gitti ya. Adamın dinine, namusuna hücum ediyor. Kendisi müdafaa etmeye şöyle dursun. Yapana da kızıyor. Dengesiz, muvazenesiz ve işte şeysiz, bir sürü yakışıksız yakıştırmalar yapabiliyor. Bak arabası gidince bak, fevrana bak. Telefonu kaybolsa. Ne yaptı biliyor musun bir tanesi? Şaşıracaksın ha. Cep telefonu tuvaletin deliğine düşmüş. Elini soktup aldığını biliyorum ben birisi. Tanımıyorum adamı. Ama dinine, davasına hücum edenlere hücum etsem ben, ne yapıyorsun ya, nesin ya falan, bu kadar insanları bozuyorsunuz ya, nedir falan, dengesiz, muvazenesiz, ölçüsüz diyor yani adam. Adam karşıma çıkması gerekirken bu çıkıyor. Telefonu kadar hamiyetli değil. Telefonunu boktan alıyor. Ama dinini korumakta hamiyetli değil. Ya o cins tabii ki seni sevmez. Sever misin? Niye sevsin? 3 aylarda arkadaşlar her oruç tutan çoğaldıkça bu Sultanbeyli'nde atmosfer değişir. Günahların ortamı tersini düşünelim ama demeyeceğim. Eğer kötü yerlere gidersek, evlerimizi oradan satın alırsak, oralarda oturursak, o sitelerde bulunursak, orada inkıbas ve sıkıntıdan kurtulamazsın. Aynı şartta kurtulursun. Evine ders koyarsın, maneviyatını artırırsın, blok edersin orayı, itersin. İtebilirsin. İtersin orayı. Onları teslim edeceğiz değil. Güçlü o. 3 aylarında maneviyatla, ya bunu anlamakta zorlu anlıyoruz. Hava değişiyor. Adam değişmez mi? Vuruyor karşıya ya. Cep telefonu okuyorsun. 3 günden beri doktor dolaşıyor. Gözün patlıyor değil mi? Ayet-i kürsüyle başladı alamaya. Koca insan. Nasıl oluyor? Ne alakası var ya? İtimat işte. Teslimiyet. Bizim de o ayeti mutlaka bu. Allah'ın ayeti, Allah'a konuşmasıdır. Kur'an okumak benimle konuşmaktır diyor. Allah benim üzerimde konuştu işte ona. Allah yaptı yani. Hadi ilacı ne yapacağız? Gitsin eczaneye desin ki dün akşam böyle böyle bir adam şey yaptı, ayet-i kürsü okudu. Çok rahatladım, o cinsten kap var mı? Ne diyecek eczacı? Bana da tattırsan ya onu. Ya kardeşim bu tuttuğumuz oruçlar, derslere, risale okumalar var ya, atmosfer değişiyor, hava değişiyor. Bak şimdi bu derste bulunuz, eve gidince atmosferiniz değişti. Evi değiştireceksiniz.
müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor bu. Yani okuma 3 aylar. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Evet, son yer, en can alıcı yer okuyorum. Fakat o şuur-u mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sevgisi, sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. Bu sokaktaki adama şey yapmayın. Sen bu dersi bitirdik değil mi? Dersi bitireceğiz. Ders bitti. Sanki bu dersin bir uçak inişi yok. Uçak böyle inmez ya. Böyle inmez. Helikopter gibi, peynir keser gibi. Ders bitiyor. Ne konuştuk? Ne iş yaptık? Ders bitiyor. Bir bakıyorsun ki hiç alakasız bir şeye girebiliyoruz hemen. Hiç bu dersin kriteri olmadan. Acayip bir şey ya. Ben ki, bu kendimize bakıyor bu. Çuval dozu kendimize batırıyor. Ders bitiyor. Fatiha yazar dayanıyor. El sar ya. Ne oldu ya falan? Tayyip ne yaptı ya falan? He? Savaş var falan. Tamam da buraya nasıl geçtin hemen ya? Kendime diyorum ya. Acayip bir şeyiz ya. Biz de mahlukuz da. Dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekserimetler bir derece vaziyeti değişiyor. Havayı teslim eden, ha burasını işte. Burası cümle. Havayı teslim eden buharat-ı muzahrefe o manevi havayı bozar. Teslim ne demek? Zehirliyormuş. Arkadaşlar, hava zehirleniyor mu? Zehirleniyor. Havayı teslim eden buharat-ı muzahrefe yani okuyayım şeyi. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmanın çaresi ne yapacağız? Bu havanın zararından kurtulmak çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Ne kadar da müşkilat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şefkle hareket etmek, kitap okumak, derslere gitmek. Çünkü başkalarının futuru ve çekilmesi ehli himmetin şefkini, gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Zira gidenlerin vazifeleri de bir derece yapmaya kendi mecbur bilir ve bilmelidirler. Şimdi ders bitti de şu cümleyi bir daha alacağım. Havayı tesmim eden bu hayrat-ı muzahrefe. Mesela biraz önce misal verdim. Temiz eşya yakarsanız kokusuyla pis şeyi yakarsanız çöplüğü kokusu farklıdır. Bir de yakmadan eşyanın kokusu kendi cinsindendir. Herkes kendi cinsinde koku veriyor. Buharat-ı muzahrefe havayı tesmim ediyor. Yani kardeşim adamın kalbindeki itikat, içindeki niyet, alçak, çukur insan. Alçak seviyelidir. Çukur deyince dibi yok. Çukur insan. Ya kafasında fasık. Onu nasıl çarpacağım? Bunu nasıl kandıracağım? Bu adam düşünürken gidiyor. Ötekisi de ya ben bu hastalar risalesini ya 10 tane kaldı elimde ya. Ya bir tanesini kime versem ya? Bunu nasıl bulacağım bunun müşterilerini? Geçen şeye gittim. Ziyaret ettim. Benim sağlık ocağında doktor var ya, derslere katılıyor Fikret. En az 20 tane masasında hastalar risalesi var. Sağlık ocağında ya. Aile doktoru. Anlatıyor. Musayit önce biliyor. Geri dönüşümler nasıl? Anlatamam abi dedi. Kitap yazılması lazım diyor. Geliyormuş. Doktor esas ilaç buymuş ya diyor. Ya. Bak arkadaşlar, sokakta giden bir insanın olumsuz düşüncesinde yaydığı şeyler, olumlu düşünceler de ikisi de havayı ya zehirliyor ya havayı mayalıyor. Sana bir manada şu nefes alıp veriyor ya, yani kan, hava, iyi cesetten çıkan, yani iyi bir evet. Şey, o manada. Aynen, mesela diyelim ki turşu yedin, soğan yedin, havanda ağzından gül kokusu çıkacak hali yok ya. Evet. Bir de koku kişinin ahlakıyla alakalı, kafadan çıkan enerji düşüncesiyle alakalı.
Yani diyor ki bak, havayı tesbim eden buharat muzahrefe ne yaparmış? O manevi havayı bozar, manevi hava da maddi havayı bozar. Şimdi ağzımızda nefes çıkıyor ya, buhar mesela. Evet. Bu buharı başka bir alıyor, adam alıyor, onun bünyesine giriyor. Ya, evet, giriyor. Bu da maddeden, evet söylediğin. Yani. Bu da öyle. O da ondan ona geçiyor o şey. Evet. Yani. Geçiyor, birbirlerine nefes alıyorlar. Zaten maske onun için dedi de, yani manevi hava bozulmasın diye Tayyip, maskeyi kullanın dedi. Yani korona değil de, yani bu nefes şey olmasın diye. Allah Allah, nelerden bahsediyor ya? Ulan neyin adamı ya? 1930, 26, 32'de bunlar yazmıyor. Ne diyor ya? Şimdi anlamakta zorlanıyoruz. Hava zehirlenir mi ya? İnsanın kalbinde, aklında ve bedenindeki nefeste ve yaymış olduğu terden, kokudan hava ya mayalanıyor ya da zehirleniyor. Mesela girdiniz yazıhaneye, ya bir camı açalım ya, illa havasızlıktan değil ya. Murat o senin eleman ne yapıyordu Allah bilir senden önce. İçtiğimiz suya bir sürü şey karıştırıyor mesela. Herkesin şeyini, bardağının dibini dökse o adamlar oradan şey çıkmaz ki. Yani şey çıkmaz. Hatta şey demiş ya, şey, o da doğru. Yukarıda şelaleden akan sular var ya, havada ne kadar temas ederse o kadar oksijen alıyor. Oksijenle temas ediyor. Mesela su dolduruyorsanız da bacanda, ne kadar mesafede tutarsanız o kadar iyidir. Ama plastikte tutmasanız o kadar daha iyi plastik. Mesela yukarıda tabancada su akıyor değil mi? Yanında tutma, aşağıda tut da yukarıdan aşağı vursun ya. Bak görüyor musun hava? Acayip bir sırlarla dolu yani. Bizim bildiğimiz gibi değil. Peki bu gece de bu kadar inşallah. 3 aylarınız mübarek olsun. 3 aylardaki insanların bu havasına o zaman girmemek adına, kötü olmamak adına arkadaşlar uzak duracağız. Uyanık olacağız. İçimize giren örf, anane, kültür ve gelenekte yoğrulmamış insanlara hey vermeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz. Neden söylese bir söylesin, kala almayacağız, meşgul olmayacağız. İlle plakası olması lazım. Bir geleneğin plakası olması lazım. Türkiye plakasıyla Hollanda'da olmuyor. Talep olabilir mi? Kendisi okusun. Maniye. Okusun ama ders veremez. Ders vermek yön vermektir. Sen yönsüzün ya. Ehl-i Beyt'i sevmezsin, alimleri sevmezsin, onu bunu tenkit edersin, mezhepleri kale almadan ayetleri yorumlarsın. Radiyallahu anh. Hususi şey ayrı, zıt. Şimdi Risale-i Nur'un düsturunu kabul etmeden Risale-i Nur dersi vermek zaten şeyle ters yani. Evet, zaten şey ayrı. Her neyse, el-arifu tekfil işare. Yani ben bir şeyler, benim vazifemdir uyarmak. Duyan da kendi vazifesini yapacak. Benim vazifem duydu, uyar. İçimize girenle şey yapardım. Dışarıdan hücum hiçbir şey olmaz. Olsaydı ben ölürdüm. Geceniz ve 3 aylarınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Evinize maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi arzı hastalıklardan, musibetlerden, dertlerden hıfz-ı emin eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, yaşantımıza dostlarla beraber olmayı Cenab-ı Hak nasip-i müyesser eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden hissimizi ziyade eylesin. Ya Rabbel Alemin, ebedi aleme göç etmek zamanında bizi şehit olarak al ya Rabbi. Amin. Ölüm hissettirme ya Rabbi. Bizi kabre sokmadan kabre geçir ya Rabbi. Amin. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu kendinle meşgul et ya Rabbi. Amin. Bedenimizi putlaştırma ya Rabbi. Amin. Ve ahirde vahumenilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temassalavatı.